sorunuza cevap vermeden önce... 22 Temmuz seçimlerinin... bütün milletimiz ve insanlık için... saadete vesile olmasını diliyorum. Benim inancıma göre bu saadet ancak... Saadet Partisi'nin büyük zaferi ile gelecektir. Onun için yine sözlerime başlarken bu seçimi Saadet Partisi'nin büyük zaferi ile... sonuçlanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ve çok önemli iki dileğim var. Bir tanesi şu bu ülkenin vatanlı milletini seven sizler gibi, bizler gibi, bütün evlatlarımızın hepsine Cenab-ı Allah bu kadar önemli tarihi bir dönüm noktasında üzerlerine düşen görevleri canla başla yerine getiren, yüz akıyla yerine getiren kullarından eylesin bizi. Çünkü çok mühim tarihi bir dönüm noktasındayız ve çok önemli görevlerle mükellefiz bu emekinin evladı olduğumuz için. Bu görevlerimizi yapmayı nasip buyursun. Bir diğer duam da bizim büyüklerimizin eskiden beri eksik etmedikleri duadır. Ya Rabbi sen bize hakkı hak olarak göster. Batılı batılı olarak göster. Hakkı tutmayı nasip et, batıldan kaçınmayı nasip et. Bu duaları yaptıktan sonra şimdi yüksek müsaadelerinizle buyurduğunuz hususa gelelim. Önce bir defa doğru teşhis yapmadan doğru tedavi mümkün değildir doğru teşhis yaparken bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Cenab-ı Allah bu kainatı hak ve batılın mücadelesi üzerine kurmuş. En mükemmel kuruluş böyle olduğu için ve Cenab-ı Allah kemal sıfatla mutasif olduğu için. Biz insanlara doğru yanlış ayırma kabiliyeti vermiş bir İyi ile kötü ayırma vermiş. Faydalı ve zararlı, hak ve batılı ayırma kabiliyeti. Vermiş. Dört tane temel meziyetimiz var. Onun için nebatlardan, hayvanlardan üstün yaratılmışız. Biz aynı zamanda meleklerden de üstün yaratılmışız. Çünkü bize iradeyi cüz'iye verilmiş. Melekler Cenab-ı Hak ne emrederse onu yerine getirirler. Bize gelince Cenab-ı Cenab Hak bizi serbest bırakmış. Bak kulum ben sana doğru yanlış ayırma kabiliyeti veriyorum. biliyor musun? Doğru ile yanlışı ayır. Ayırdıktan sonra bütün insanlığın selameti için, çünkü saadet doğrudan olur. Doğrunun hakim olması için çalış, yanlışı önlemek için çalış. Böylece insanlığın saadetine çalışmış şerefli bir insan ol. Sevap kazan, benim rızamı kazan, benim mükafatına nail ol, cennetime git. Bütün dünya ülkelerinde maraşallik rütbesi, meydan muharebesi kazanana verilir. Çünkü en yüksek rütbedir. Bunu iktisap edebilmeniz için düşmanınız olacak. Savaşacaksınız, kazanacaksınız. Şerefinizle rütbeyi al takacaksınız. İnsanlara bu imkanı verebilmek için Cenab-ı Hak bizi hep en iyi yapan bir robot olarak yaratmamış. İyi ile doğru ayırma kabiliyeti vermiş. Sonra irade cüzeye vermiş. Şimdi kendi şerefinle doğru yolu seç, sevap kazan demiş. Bunun manası ne demek? Demek ki bizi iyi ile doğru ayırdıktan sonra iyiye de hizmet edebiliriz, yanlışa da hizmet edebiliriz. Bugün yeryüzünde 6 milyar insan var. Bu insanların içerisinde 1,5 milyar Müslüman var. Bunlar inançları dolayısıyla iyiye hizmet etmek isteyen insanlardır. Ama bu 6 milyar insanın içerisinde her ne kadar 3,5 milyar insan İslam'ın dışında çeşit çeşit ırklar, renkler, milletler sonra sonra gözüküyorsa da el küfrü milletin vahid dedi hadis-i şerifte buyrulmuş. Küfür tek millettir. Bunların hepsi bir merkezden kontrol edilirler. O merkezin adı da ırkçı emperyalizmdir. Bu teşhisi yapmadan, bu gerçeği bilmeden meseleleri kavramak mümkün değildir. Bundan dolayı buyurduğunuz hususa girerken <laughs> Önce bu noktayı Amerika'nın kurtuluş gününde Amerikalılara hatırlatmak istiyorum. Ey Amerikalılar! Kendi kendinizi idare ettiğinizi zannetmeyin, aldanıyorsunuz. Sizi ırkçı emperyalizm idare ediyor. Nedir bu ırkçı emperyalizm? Bunu bilmeden, bunu tanımadan meseleleri kavramak mümkün değil. Bu bir ırkçı inanış. Biz Müslümanız, bizim amentimiz altı maddedir. Biz Allah'a inanırız, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın meleklerine inanırız, kitaplarına inanırız. Peygamberlerine inanırız. Öldükten sonra dileceğimize hesap gününe hayır ve Allah'tan olduğunu. İnancımızın temeli budur. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Hepsi de aynı inancı, aynı amenti okumuşlardır Adem Aleyhisselam'dan beri. Hal böyleyken bu altı mil bu insanın içerisinde bir başka inanış daha var. O inanış ırkçı emperyalizm inanışıdır. Bu için İhci emperyalizm inanışının temeli her ne kadar bunlar biz Tevrat'a tabiz diyorlarsa da asıl Tevrat'ı değiştirmişlerdir. Asıl Tevrat'ta bizim ahmetimiz var idi. Çünkü Musa Aleyhisselam hak peygamberidir, İslam peygamberidir. Bunu değiştirdiler yerine 5767 sene evvel Mısır'da Beni İsrail yaşarken Firavunlar devrinde kaval aldı bir adam yazdığı kitabın, sihir kitabının esaslarını aldılar koydular. Ve buna inanıyorlar. Yani inandıkları hürafedir. Onun için bunların inanışlarının temeli nedir? Bunu öğrenmek istersek, istersek Tevrat'ı inceleyelim. İstersek Kabala'yı inceleyelim. Geldiğimiz sonuç şudur. Bunlar dört şeye inanıyor. Biz altı şeye inanıyoruz. Bunlar dört şeye inanıyor. Birinci inandıkları şey şudur. Biz Beni İsrail ırkı olarak Cenab-ı Allah'ın asıl kullarıyız. İnsan olarak yaratan biziz. Bizim dışımızdaki bütün ırkların hepsi maymun olarak yaratılmıştır. Sonra da insan dönmüştür. Bize hizmet etmek için. Irkçı bir inanış. Ne yapacaksınız? Bir gerçeği ifade ediyorum ben şimdi. Kendi kitaplarından söylüyorum. İki amentülerinin ikinci ayağı. Bizim efendi oluşumuz, diğerlerinin köle oluşu nazarette kalmayacak. Mutlaka gerçekleşecek. Üç. Bunun gerçekleşmesi için beni olarak bize üç tane vazife düşüyor. İnançları bu. Bütün yeryüzüne, sürgüne göndermiş olan Beni hepsini Kudüs'te tekrar toplayacağız. Bir. Fırat'la Nil arasındaki bütün arazi toprağını ihtiva etmek üzere, arz-ı mevdu ihtiva etmek üzere Büyük İsrail'i kuracağız. Ve Büyük İsrail'in emniyetini sağlayacağız. Bu Büyük İsrail'in emniyeti dediği zaman Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi elimizde olacak. Ve Anadolu'da Büyük İsrail'i kurmak için tarih boyunca 19 Haçlı Seferini geri püskürten Selçuklar ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. İmandan bahsediyorum, ha anlaşmadan, sevri anlaşmasından değil. Adamın inancı bu. Bunun pazarlığı olmaz, bu dindir. Sulh anlaşması da olmaz. Evet. İnanışı budur. İsrail'i kuracak, emniyeti sağlayacak. Üçüncü vazifesi neymiş? Üçüncü vazifesi de Mescid-i Aksa'yı yıkıp Allah mavza buyursun, Süleyman Mabedi'ni yapacakmış. Nereden alıyor bunları? Kabala'dan alıyor. Bunları yaptığımız zaman, Şimdi Amentüler'in dördüncü maddesi geliyor. Bizim Mesih'imiz yeryüzüne inecek. Davut Aleyhisselam tahtına Yahudi olarak oturacak ve ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Böylece bize vaat edilen dünya hakimiyeti tahakkuk etmiş olacak. İman bu. Kabala bunu niçin yazmış? Firavunlar zamanında zulüm görürken onlara cesaret vermek için yazmış. Diyor ki bunlar gelip geçeceğiz ya, siz bu firavunun ilahlık ithalarına falan bakmayın. Asıl yüksek ırk Siz yeryüzüne hakim olacaksınız. Cesur olun, sebatkar olun ve sabırlı olun. Demek için bunlar yazmış. Hatta bunlar yazarken kabalanın içine bir cümle daha koymuş. Ey ben İsa'yı sen öyle yüce bir ırksın ki, haşa Allah'ı bile yendin diyor. Şimdi bu cümle aynen bugünkü Tevrat'a intikal ettirmiş, hahamlar tarafından. Tevrat tamamen içi boşaltılmış. Günah, sevap, ahiret bunlar alınmış. Yerine bu ırkçı inanış, üstün ve dünya hakimiyeti inanışı kabaladan almış, konmuş. Konurken hamlar tarafından bu cümle de konmuş. Bugünkü Tevrat'ta e ben İsa sen önce bir ırksın ki Allah bile yerini niye cümle var? Ya ellerinden gelse o Amerikalıların yaptığı gibi de harita çizecekler. Çizecekler. Zaten haritalar haritaları yani. var. Her İsrail Cumhurbaşkanlığı meşhur sözü vardır. Hepsinin bilhassa Bizim iki tür haritamız vardı. Bir duvarda harita, bir de kalbimizdeki harita. O harita arz-ı Haritası çizilmiştir. Bizim gene daha onun vilayetidir. Ve Kıbrıs oraya dahildir. Ve Allah muhafaza buyursun, Medine-i arz-ı mevuda dahildir. Buraları alacağız, Emniyeti alacağız. Bizim Mesih'imiz gelecek, yeryüzüne hakim olacağız. İnanış bu. Şimdi bu inanış nüfusu 30 milyon. 6 milyar insanın içinde. Irkçı bir din olduğu için çoğalamıyor. Eğer anneniz Yahudi olmazsa Yahudi olamıyorsunuz. Çoğalamadığı için nasıl dünya hakim olacak? Kendilerine sorsanız desiniz ki yahu siz 30 milyonsunuz. Bütün ilçelere sizi kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Nasıl hakim olacaksınız? İnançlarına bağlı. Biz mi diyor? Biz 5767 senedir için çalışıyoruz biliyor musunuz? yeryüzüne hakim olacağımızı inandığımız için ve olacağız. Nasıl olacağız? Faizci kapitalist nizam ile bütün para gücünü elimize geçirmişiz. Herkes bize çalışıyor. Doların üzerinde bir piramit var. 13 katlı. Dolar Beni İsrail'in parasıdır. Siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası bunu kiralayarak kullanıyor. Senede 5 milyar dolar kira ödüyor. Rockefeller Bankası'nın parası. Üzerine de mührünü basmış. O mühürde ne diyor? Anuit Captus, Latince. Dünya hakimiyeti Ne Neyle? Yeni dünya düzeniyle. Neymiş o dünya düzeni? 13 katlı bir piramit. Biz bu 13 katlı insan organizasyonuyla Beni İsa'dan olmayan kimseleri Beni İsa'yla hizmet edecek organizasyonu kurmuşuz. Bir elimizde para gücü, bir elimizde insan gücü. Böylece bunlar vasıtasıyla nüfusumuz 30 milyonda olsa yeryüzüne hakim olacağız. Var mı bir diyeceğiniz? Evet. 5767 sen bunun için çalışıyoruz. Bugün kadar 19 tane haçlı sefer yaptık. Hristiyanlık dini değiştirdik, protestanlığı kurduk, kapital kurmak için. Amerika'da evangelik mezhebini kurduk bahsin başında. Bugün 90 milyon mensup var. Amerika avucumuzun içine aldık. Ve gördüğünüz gibi 1990 yılında da 20. Haçlı Seferini başlattık. Bu sefer göreceksiniz Büyük İsa'yı kuracağız. İnancındadırlar. İşte böyle bir inancın varlığını biz idrak etmesek, bilmezsek dünya olayla anlamamız mümkün değildir. Hemen size şunu haber vereyim ki Amerika diye ayrıca bağımsız bir devlet yoktur. Amerika dediğiniz yönetim Beni İsrail'in timsahının üst çenesidir. Avrupa dediğiniz, Avrupa Birliği dediğiniz de alt çenesidir. Yürüyen timsah Siyonizm'dir. Niye Amerika üst çeneye benzetiyoruz? Çünkü timsahların yapısı insanlardan farklı. Bizde üst çene kafaya merbut, alt çene oynuyor insanlarda. Timsahlarda az çene kafaya merbut, üst çene oynuyor. Daha mazarratlı. Onun için işte bu gerçeği bilirseniz siz bugün dünya olaylarını anlarsınız. Hadiselerin için nereye gitti anlarsınız. Şimdi Amerikalıların bugün kurtuluş günü. Aynen buradaki gibi oradaki insanlar da narkozlamışlar. O biz bağımsızız, kendimizi idare ediyoruz. İşte şu kan şu yıllarımızı kutluyoruz. Tamamen Siyonizmin narkozu altında bizde oynanan oyun orada da oynanıyor. Daha büyük oynanıyor ve Amerikan halkı sömürülüyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Önce şu gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Bir süpermarkette ister Japonya'da ister Amerika'da. Bir mal satın aldınız. Şurada gittiğiniz aldınız. Efendim aldığınız mal 300 liradır. Verin 300 lirayı. Malı alın diyor. Gişede oturan hanım size. 300 lirayı veriyorsunuz. Siyonizmin kurmuş olduğu kapitalist nizamı tanıyın. Bilin ki bu verdiğiniz 300 liranın 100 lirası faizdir. Toprak oluşundan sizin gelince kadar her kademedeki faiz masrafa yazılıyor. Sonunda size ödetiliyor mal alırken. Biz bunun kitabını yazdık, kuruşu kuruşuna hesapladık. Mesela ekmek alıyorum ekmek alırken traktör bonoyla alınmış. O faiz masrafa yazılıyor. Un fabrikası faizle koymuş, Kamyon bono ile alınmış. Bu faizleri toplarsanız ekmek bedelinin üçte bir olduğunu görürsünüz. Bir. Yine bunların kurdukları düzende bedelin üçte biri de yersiz alınan devlet vergileridir. Yersiz diyorum neden? Çünkü üretim yapacak olan bir adamın daha üretimi yapmadan vergi koyarak elindeki parasını almaktan büyük zulüm olur mu? Ben bir üretim yapacağım, şirket kuruyorum. Şirketi kurarken damga resmi ödeyeceğim. Arsa alıyorum, vergi ödeyeceğim. Ya mübarek bırak, ben bir şey üreteceğim. Şu üretimi en ucuz şekilde yapayım, satayım, kar edeyim. Karından, senin istediğinden fazlasını vereceğim. Benim boğazımı sıkma. <laughs> Sıkıyor. Neden? Çünkü ben herkesi sömüreceğim diye. Bunu yapan siyonizmdir, o tanzim ediyor bunu. Herkesi sömüreceğim. Nerede ne imkan bulursam parayı gördün mü mutlaka bir kısmını alacağım. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın anatomisini size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben size baktığım zaman yüzünüzü görüyorum. Gerisini kaldırırsam altından adele çıkar, damar çıkar, sinir çıkar, kemik çıkar. Dünya haritasına baktığın zaman 200 tane ülke varmış dersiniz? O boyalı kağıdı kaldığın zaman altından dünyanın anatomisi çıkar. Bu anatomi siyonizmi görürsünüz. Ne yapmış bu anatomi? Siz Türkiye'de oturuyorsunuz, hacca gitmek istiyorsunuz. Efendim ben Türk uçağına bileceğim, Türk Hava Yolları para kazansın istiyorum. Bin, Türk Hava Yolları'nın serbest hava yolları uçabilmesi için yata üyesi olması gerekir. Hatta Rockefeller'in kuruluşunu. Buna üye olmak için bilet parasının %9'unu ödeyeceksiniz. Efendim ben onlara para vermek istemiyorum, gemiyle gideceğim. O zaman Lloyd müsaadesi almanız lazım. Lloyd da onların kuruluşunu, gelince %9'u ödeyeceksiniz. Ben şimdi bir Müslümanım, kardeşim Pakistan'a para göndereceğim. Gönderemem, altyapım yok. Neden? Ne yapacağım ben? Götüreceğim bir Türk Bankası'na vereceğim. O Siyonizmin Bankası'na verecek. O Siyonizm banka oradaki şubesine emir verecek. O oraya ödeyecek. Yüzde birini alacak. Akreditifi açacağım. Açamam. Altyapım yok. Yani biz Müslümanlar 11 asır dünyaya hakim olmuşuz. Asıl saadet. Hülefah-ı Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar dünyaya saadet getirmişiz adil bir nizam ile ama üç asırdan beri maddi güç Siyonizmin eline geçmiş. Onlar kendilerine göre dünyayı kendine göre yapacak bir düzen kurmuşlar. İşte ben size kısaca bu düzeni anlatmak için bu açıklamaları yaptım. Özetlersem Amerika'nın dışında 5 trilyon dolar var. Gelmiş petrol şeyine bu işin kağıdı vermiş. Dolarını elinden, petrolünü elinden almış. Kağıtla aldatıyor, oyun oynuyor. Sonra gelmiş o yeşil kağıdı bir daha almış. Sarı bir kağıtla. Amerikan dolarına indeksi tahvil. Tahvil. 5 trilyonda tahvil var Amerikan dışında. O 5 doları almış. Bir kere daha kullanmış. Tahvil. Şimdi bunlar Merkez Bankası'nda toplanmış. Bütün dünyanın Merkez Bankası. Çin, Hindistan dahil, Türkiye dahil. Merkez Bankalarından bu rezervleri almış. Onlara bir beyaz kağıt vermiş. Biz buna üç kağıt oyunu diyor. Yeşil kağıtta 5 trilyon, sarı kağıtta 5 beş trilyon, beyaz kağıtta 5 trilyon. Şimdi bizim Merkez Bankası başkanının kasasında hiçbir şey yok. Sözde 60 trilyon rezerv var deniyor. Bir sürüsü bağlı falan o tarafı bir tarafa bırakıyorum da farz etkin böyle bir para var. Nerede? Bu Rokveller'in bankasında. E, Merkez bankası ne var? Müdürün basasının üzerinde bir beyaz kağıt var. Bizim Bereliş, bizim Amerika Express, bizim şu bankamızda şu kadar milyar dolarınız mevcuttur diye bir beyaz kağıt. 15 trilyonu böylece sömürmüş. Üç kağıt oyunuyla. Dünyada bir senede insanlar, 6 milyar insan 45 trilyon alışveriş yapıyor. Bunun yarısı siyonizme ödeniyor. 22,5 trilyon. Şimdi ben bunlar bir kenara bırakıyorum. Üç kağıt oyunu ve alışverişlerden ödenen 22,5 trilyonu. Ufacık bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. 10 tane uluslararası kuruluş, banka kuruluşu, demin söylediğim akretif iata vesaire. Bu 10 tane kuruluşla 6 milyar insana bir senede yapılan sömürü 7 trilyondur. Sadece bu facik kısmıyla. 7 trilyon dolar. dolar. Bunun ne, manası ne demek? Bugün dünyanın hangi köşesinde bir çocuk doğarsa doğsun, gözünü açtığı zaman etrafına bakınıyor, yeni dünyaya geldi. Ona deniyor ki bu yeni evini beğendin mi? Evet beğendim. Burada oturmak istiyor musun? İstiyorum. Ama bu evin bir sahibi vardı. Kimdir o? Siyonizm. E, ne olacak? senede 1200 dolar kira vermezsen burada oturamazsın. Çünkü 6 milyar insana bir senede 7 trilyon dolar sömürmek demek, senede Kişi 1200 başına. dolar küçük çocuk başına dahi bunlara vergi ödemek. İşte dünyanın anatomisi bu. Bunu kurmuş, bu parayla bütün dünyayı kullanıyor. Bu da sonunda 300 tane aileye gidiyor. ha. Şimdi sualinize dönüyorum bu açıklama yaptıktan sonra. Zavallı Amerikan halkı, 250-280 milyon insan kendilerini bir güçlü adam zannediyorlar. Dünyanın en büyük devleti zannediyorlar. Çünkü bütün medya Siyonizmin kontrolünde narkozlanıyorlar ve bugün Kurtuluş Bayramları'nı kutluyorlar. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yahu siz Siyonizmin üst çenesisiniz. Siz bir defa bağımsız bile değilsiniz. Ya. Şu yönetimimize bakın. 90 milyon evangelik var. Bu evangelik mezhebini kim kurdu? Siyonizm kurdu. Niçin kurdu? Gelmiş bunlara Yahudi olun dese olmuyorlar. Hristiyansınız tamam diyor. Balkona çıkıyor bir ham nutuk veriyor bunlara. Ey Hristiyanlar diyor. Siz İsa Aleyhisselam'ın yerine gelmesini beklemiyor musunuz? Evet bekliyoruz. E sizin elinizdeki İncil'de İsa Aleyhisselam'ın in yerine gelmesine ait hiçbir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta var. Gelin Tevrat'tan istifade edelim, bunu gerçekleştirelim. Biz de İsa Sen bekliyoruz diyor balkonda. Ama sonra havrada içeriye girince 5 yaşındaki çocuğa doğru itirakat sahibi olsun diye kulağına diyor ki bak ben balkonda böyle konuşma bakma ha diyor. Biz İsa Sen beklemiyoruz. Biz onu çarmıha gerdik öldürdük haşa. Biz kendi Mesih'imizi ve bizim Mesih'imiz başka. Sakın inancını bozma. Öyle konuşulma, bakma diyor. Fakat Hristiyanları aynı mesleği bekliyormuş gibi aldatıyor. Papa Lermit, Fransız gençlerini Haçlı Seferi'ne gönderirken köy köy topar bir merkeple dolaşırken ne dedi onlara? Bana bakın utanmıyor musunuz gençliğinizden? Siz İsa Aleyhisselam'ın yerine gelmesini istemiyor musunuz? Niçin Haçlı Seferi'ne İsa Gidin, bu kates topraklar kurtarın. Fıran ve İsa'yı kuralım, İsa Aleyhisselam gelsin. Haçlı Seferlerine sürüler hep böyle gönderilir. Ne demek bunun manası? Hristiyanlık meselesini halletmiş Siyonizm. Onları avucunun içine almış. Onları taşın olarak kullanıyor. Japonya'da, Çin'de, Hindistan'da büyük halkıma diyoruz ya bütün bunların hepsi Siyonizmin sermayesiyle oluyor. Dikkatinizi çekerim. Onlar da halletmiyor. Ne kalıyor geriye? İslam alemi kalıyor. İslam alemiyle Siyonizm için barışmıyor. Bir araya gelemiyor. Çünkü temelde Siyonizm diyor ki ben efendi olacağım, sen köle olacaksın. Müslümanlık ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan, Allah'tan başkasına kimseye kul olunmaz. E ne olacak? Herkes adi bir düzen içerisinde Allah'ın kulu olarak, kimse kimsenin kulu olarak değil, hür, bağımsız, mesut olarak yaşayacak. Müslümanlığın temeli bu. Asırlar boyu da bunu gerçekleştirmiş. Kurda bir düzenle bizim ecdadımız. 11 asır. Şimdi 3 asır bunların eline geçmiş maddi güç. Yeryüzünü görüyoruz. Kan gölü gözyaşı, bomba, ızdırap. Nereden geliyor bu? Bu temeldeki inanıştan. Çünkü bunlar iki cümleden başka cümlesi yok. Ya kölem olacaksın ya öleceksin. İşte bu uygulama yeryüzünü mahvediyor. Bizim ecdadımız 11 asır bütün insanlığı bu zulmen karşı korudu. Şimdi onların ahfadı biziz. Bugün bu vazife bize düşüyor, Türkiye'ye düşüyor. Ecdadımızın görüşüne sahip olan milli görüşe düşüyor. Bu milleti vatanını seven bütün insanlara düşüyor. Böylece yeni Haçlı Seferini önlemek mecburiyetindeyiz. Sualinize cevap olarak konuyu bağlamak istiyorum. O da şudur. Bugün Amerika'da yapılmış olan bayram çocuk aldatmacasıdır. Kendini bağımsız zannediyor. Kendini hükmediyorum zannediyor. Sen evan Yahudiler tarafından kurmuş olan evancilik mesubunun bir oyuncağısın ve zavallı. Şu yöneticilerin haline bak. Reagan dediğin evancılık. Efendim, e, söyle Clinton dediğin, Bush dediğin Bush. babası, hepsi mensup mensupları. Clinton ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Amerika için askerlik yapmadım. Neden? felsefeme uymuyordu? beni askere almadılar. Ama İsrail için silahlı sipere girerim. Yahu sen Yahudi misin, niçin İsrail için sipere giriyorsun? Çünkü diyor, İsa aleyhisselamın gelmesi için, canını feda edecek kadar muhlis bir Hristiyanım da onun için. Böyle aldatmış onları. Yahudilik hizmetine hizmet ettiriyor. Hristiyanlar hizmet etmiş sannettirerek. Clinton'ın söylediği söz bu. Ben de bir kitap var bir arkadaşım hediye etti. On Amerikan Cumhurbaşkanı'nın seçildikten sonra yaptıkları ilk konuşmaları. Onunla da müşterek cümle şu. Benim için bir numaralı mesele, dünya meselesi İsrail emniyetidir. Bir adam ya sen Amerika ya Cumhurbaşkanı seçilmişsin. Senin için bir numara mesele Amerikan emniyeti var. <laughs> İsrail'den sana ne? <laughs> Yo, Ben öyle halis muhlis bir Hristiyanım ki İsa Aleyhisselam'ın gelmesini en mühim mesele sayıyorum. Onun gelmesi madem ki Büyük İsa'nın kurmasına bağlı. Madem ki onun emniyete bağlı. Madem ki Süleyman Mabed'e. Madem ki Yahudilerin İsa'yı toplanmasına bağlı. Öyleyse bunları yapmak benim için en mukaddes vazifedir diye inandırılmış adam. Tarikat buna göre kurulmuş. Şimdi zavallı Amerikalı adam ağzı açık alık gibi sokaklarda bayraklardan bayram yapıyor. Kimin oyuncağıdır farkında değil. Bu gerçekleri bilmeden doğru teşhis yapmak ve ecdadımız gibi dünyaya adil bir nizam kurarak insanlığı sadece kavuşturmak vazifesini yerine gitmek mümkün değildi bu gerçekler bilmek mecburiyetindeyiz Hocam teşhis güzel de acaba tedavisini nasıl yapacak bizim hükümetler onu da arkadaşlarımız evet. soracak herhalde